Selamlar. Dungeons of Dreadmoor oyununun bu bölümünde sizi neler bekliyor? Öncelikle arkadaşlar en son sanırım 2018'in Kasım'ının 28'inde sanırım yayınlamıştık 6. bölümü ama aradan bir seneden fazla geçti. Bu bölümde yepyeni maceraya gireceğiz. Oyunu hatta size şöyle biraz baştan anlatacağım ve de Stone Shard'a benzediğini çok söylemiştim. Son zamanlarda çektiğimiz oyunlardan bir tanesi izlemenizi öneriyorum. Çok keyifliydi. Benzediğini söylemiştim. Bugün de dedim o kadar aradan sonra yeniden başlayalım. Oldukça eğleniyorum. Siz de beraber benimle bu tadı çıkarın istedim. Beraber 10. kata inmeye çalışacağız. Lord Dreadmoor'u yenmeye çalışacağız. Başarabilirsek 15. kata inip Deagle'ların lideriyle kapışmaya çalışacağız ki bu gerçekten zor. Ve bir katı bitirmemiz bile belki birkaç bölüm alabilir. O derece uzun sürüyor ve keyifli oluyor. Ve rastgele oluştuğu için her şey değişiyor. Mesela şu gördüğünüz eliyle almaya çalıştığı kutuyla işte Lutefix denen şeylere girişeceğiz. Bunları göreceksiniz. Bunun dışında devamında neler mi oluyor derseniz öğrenmek için lütfen videonun geriye kalanını izlediğinizden emin olun. Ben Blue Bariton. Bugün birlikte Dungeons of Dreadmoor oyununun 7. bölümüyle beraberiz. Aynı zamanda uzun zaman sonraki ilk bölüm diye de bakabilirsiniz. Yeni maceranın ilk bölümü diye düşünebilirsiniz. Hemen yeni oyun diyelim. Şimdi burası arkadaşlar mesela Elf just want to have fun. Hani böyle elfler sadece eğlenmek için oynar diye bir şeyler yazmışlar. Yani bu kolay manasında. Bu kısımda hani böyle zor manasında. Bizimki bu Dwarvish Moderation. Yani biz burada normal zorlukta oynayacağız. Permadeath. Bunu açacağım. Eğer oyunu kaybederseniz, karakter ölürse bütün kaydınız siliniyor. Bir anda sıfıra dönüyorsunuz. Yani yeniden baştan başlamanız lazım. Ben bunu çok seviyorum. Tamamen odaklı oynamanız gerekiyor. Ufacık bir hatadan bütün ilerlemenizi, her şeyinizi kaybedebiliyorsunuz. Bu da ayrı heyecan veriyor. Şu kısım arkadaşlar, eğer derseniz ki ben zindanları çabuk yapayım. Her yaratıktan eşit sanırım deneyim puanı geliyor ve de her kat küçücük oluyor sanırım. Ama ben her katımız büyük olsun, kocaman olsun ve de yaratığın çeşidine göre değişsin deneyim puanımız diye bunu işaretlemiyorum. Şu kısım, eğer 10 katı bitirirsek ve Lord Dreadmoor'u yenmeyi başarırsak o zaman Deagle'ların lideri için 15. kata inip onunla karşılaşabilirsiniz, başarabilirsiniz. Daha derinlere inmemizi sağlayacak. Ya bu da bize çok sayıda bölüm demek, başarılı olmamız halinde. Olamazsak da siz bölümlerde yorumlara lütfen fikirlerinizi yazın. Sizce Stone Shard'a benziyor mu? Oyunu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yeni bölüm ister misiniz? Çabuk öldüyse karakter hemen yeni bölüme geçelim mi? Yeniden başlayalım mı? Tüm fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Memnun oluyorum sizlerden fikir gelince. Hemen tamam diyelim. Şimdi bu yeteneklerin her biri bakın bayağı var. Hatta şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 10 tane mi var? Bakayım evet 10. Aşağı doğru da 3, 4, 5 var. 10'a 5, 50 tane burada. Bir tane de şu altta olmalı. Evet şurada turist var. 51 tane yetenekten 7 tanesini seçerek başlıyorsunuz. Bu 7 yetenekte kendi içinde yetenek ağacı var. Mesela örneğin şuradan kılıç uzmanlığını alırsanız bu kılıç uzmanlığı oyunda seviye atladıkça yetenek puanı geliyor. Bu puanı o istediğiniz bu 7 yetenekten birini bir sonraki aşamaya taşıyorsunuz. Kendi içinde de geliştiği için aslında bu 51 yetenek kendi içinde de gelişerek bayağı devasa bir sürü detaya giriyor ve gelişiyor. O yüzden çok keyifli. Ben en son seçtiklerimi bir gösterdiğim şöyle. Şimdi mesela ben bu öfkeyi almışım. Bu öfke bizim bir kere kendi saldırı gücümüzü ve dövüş gücümüzü arttırıyor. Bu şimdi şöyle çalışıyor biraz. Bir yaratıklı çıktı diyelim karşımıza. Öldürdünüz. Hemen ya da savaşırken öfkeleniyorsunuz. Öfkelenince bazı değerleriniz artıyor. Örneğin canınız bir miktar artıyor. Vereceğiniz hasar artıyor gibi artışlara sebep oluyor ki biz bunu geliştirirsek daha da öfkeli bir hale gelip daha da etkili olacağız sanırım. Bunu alacağım. Şimdi demircilik bir şeyler üretmek için lazım. Eğer istemişim. Şimdi değiştirebilirim belki demirciliği. Henüz karar vermedim. Hatta burada ne diyor bakalım. Evet kendi güçlü silahlarımızı falan yapabiliriz gibi kullanabiliriz demircilik yeteneğini. Bir dursun bunu değiştirebilirim. Tamircilik bununla
Yeni sanırım tuzaklar, nesneler falan, bir de mekanik parçalarla bir şeyler üretebiliyoruz sanırım. Bu olabilir. Bu mesela önemli. Bu sanatçı kaçışı gibi bir şey, sıyrılması gibi. Bu daha çok yaratıklardan sıyrılmayı, hani biraz daha az hasar yemeyi ya da kurtulup başka yerlere kaçabilmeyi sağlıyor. Bu önemli. Şimdi Berkeley soyguncu bu. Şimdi şöyle, bir şeyleri hem çalabilmeye hem de canavarlardan sakınıp onların dikkatini daha az çekmeye yarıyor. Gizlilik sağlıyor ve de bir şeyler işte çalabildiğiniz için bu yetenek sonradan işimize yarayabilir. Algı daha fazla görüş alanı, aynı zamanda tuzakları bulmamızı sağlıyor. Tuzakları bulduğumuzda hem tuzağa yakalanma ihtimalinizi düşürüyorsunuz, hem de onları imha etmeyi başarırsanız deneyim puanı kazanıyorsunuz. Algı da önemli. Arkeolojide bir kere diyor ki, başlangıçta diyor fedora ile başlarsın diyor. Fedora şu başındaki fötr şapka. Bu şapkanın size kattığı özellikler var tabi. Ama bunun dışında bu arkeolojinin bize ekstra faydası var mı? Ne faydası var bilmiyorum. Ama mantık kurduğumda şunu düşünüyorum. Gizli bir şeyler bulursak ona zarar vermeden alabilmemizi sağlıyor olabilir. Şimdi bunların dışında demirciyi bırakıp ne alabilirim diye baktığımda, mesela bir silah uzmanlığı alsam, oyunda tabi hangi silahı bulacağız bilemeyiz. Mesela ben kılıç isterim. Oyunda çat diye önüme bir mızrak çıkabilir. Tabi bu biraz size kalmış, o alanda gelişmeye bağlı. Şöyle seçmediklerimden neler var bir bakayım. Mesela burada kalkanla ilgili bir sanırım güçlü savunma falan yapmayı ya da bununla özel saldırılar yapmayı falan sağlıyor sanırım. Bakın, zırhların ustası var. Bu biraz daha savunma ağırlıklı gibi, vampirizm var. Ama bununla normal yemek yiyemiyorsunuz sanırım. Sadece öldürdüğünüz canavarların kanıyla besleniyor galiba. Golemensi var. Şimdi golemin büyüyle birleşmiş hali sanırım. Sen diyor golemler oluşturabilirsin diyor. Bu da bizim yanımıza yandaş toplamamızı sağlayacak. Mesela bakın, flesh smithing, bu taze etle demircilik yapmak diyor. Herhalde değişik şeyler üretmenizi sağlayacak. Matematik diyor, sihirin matematiği gibi bir şey. Bize ne faydası var? Herhalde büyü seçersek. Şimdi bu psionics bir çeşit, nasıl diyelim, böyle düşünce gücüyle bir şeyler mi yapıyor acaba diye düşünüyorum. Necronomiconomics, ölümsüzlerin ekonomisi gibi bir şey diyor. Her neyse, şöyle bakalım. Şimdi bakın, burada Bankster da var. Mesela bunu seçtiğinizde para kazanmanızı da sağlıyor sanırım bu. Ama bazı şeyleri de olumsuz etkiliyor galiba. Neyse, demircilik dursun. Bu şekilde son seçtiğimle yapalım bu el. Bu maceraya böyle gidelim. Hemen ismimizi de yazalım. Erkek karakteri seçiyorum. Tabi isterseniz böyle kız da seçebilirsiniz. Hemen erkeği aldık. Şimdi bizim için Dreadmoor yolculuğuna gitmek üzere zindanlara ineceğiz. Gördüğünüz gibi bu Lord Dreadmoor işte. Onu durdurmamız lazım ve zindanlara iniyoruz. Ve şu an zindan bizim için oluşturuluyor rastgele. Hadi bakalım, umarım güzel sonuçlar alabiliriz. Evet, bizim için oluşturuldu. Şimdi bir, öncelikle arayüzlerimizi yerleştirelim şöyle. Mesela şu karakter ekranı. Bunu şöyle sol altı gelecek şekilde. Şurayı da kapatmayacak biçimde yerleştirdim. Şurada kılık kıyafet ekipmanlar, şurada varsa dayanıklılıklarımız, şurada yakın dövüş saldırısına eklentilerimiz, şurada menzilli eklentiler görünecek. Bu da kullandığımız becerilere hangisine etkisi? Mesela şu an aldığım 7 yeteneğin 5'i rogue becerilerine, ikisi savaşçı becerilerine etki ediyormuş. Büyücü becerisi hiç almamışım. Seviye 1'im. Bunların da genel karakteristik özellikler, yeri gelince ne olduğuna bakacağız. Canım 29, manam 19. Yenilenmek için ekstra puanım yok. 7 turu geçirirsem bu oyun sıra tabanlı Stone Shard gibi, mesela her 7 adımda bir canım doluyormuş. Ama yemek yerseniz tabi o zaman etkisi değişiyor. Envanteri açalım. Onu da şöyle alacağım. Şu şekil. Şuraya bir şeyler doldurursam burayı kaldırırız. Şimdi benim maymuncuğum 12 tane var. Burada arkadaşlar bir kilidi açarsanız, kapı olabilir sandık. Başarılı açarsanız zaten direkt yine yok oluyor. Elinizde kalmıyor. Ama kırılırsa yenisini kullanmanız gerekecek. O yüzden bu hızlı tükeniyor burada.
daha çok bulursak iyi olur. 12 ile başlamışız. Şimdi bir örs vermiş bize, demircilik var diye. İki tane de madenden külçe üretebilmek için pres makinesi. Şunu şöyle ayıralım. Şunun birini satarım diye yukarıda bırakacağım. Şunun bir tanesi bize lazım olur. Şu tamircilik malzemeleri kutusu. Bu da tamircilik yeteneği var diye geldi. 3 tane bize voltaik sel gelmiş. Bir çeşit akü gibi bir şey. Bunlar lazım olabilir. 3 tane turkuaz elmas. 3 tane de bakır kablo gelmiş. Bunları da alalım. Bunlar hep rastgele geliyor. Siz başladığınızda da rastgele şeyler gelebilir seçtiğiniz mesleğe göre. Başlangıçta bize şu Fedora'yı vermiş başlığı. Bakın 4 yıldızlı. Bize ne veriyor? 2 kritik şans, 3 bloklama şansı. Pardon. 2 kritik şans, 3 kontratak şansı, 4 de sıyrılma şansı vermiş. Güzel. Kıyafetimize baktığımızda bir sıyrılma şansı, bir de kontratak şansı var. Bir de terliğimiz var. Şöyle bir sıyrılma şansı vermiş. Tabii daha iyilerini bulmaya çalışacağız. O zaman bunun dışında şöyle bir ne gösterebilirim başka? Yetenekler kısmına bir gelelim. Gördüğünüz gibi bakın her yetenek, bu yeteneklere sahibiz, ilk seviyeleri açık. Onların da sağa doğru bunlar ilerliyor. Bunları geliştirip daha da etkili hale getirebiliriz. Onun dışında craft kısmında da şöyle. Üretim için bazı tarifler var ve bunların belli seviyeleri var. Örneğin burada biz mesela şöyle demirciye mesela gelelim. Mesela burada diyor ki 2 tane bakır külçeden kendine bir bakır plaka botlar yapabilirsin diyor. Burada bakın demircilik 1. seviye istiyormuş. Biz 1'deyiz. Geliştirirsek 2. seviyede böyle bakın demir plaka botlar yapabilirmişiz. Bütün tarifler burada değil. Oyunda bulmanız gerekiyor. Kitaplıklarda tarifler var rastgele. Buldukça biriktirebilirsiniz. Bir de gizli alanlar var. Bir de ayrıca ışınlanılan özel adresler var. Tabi bunlar zor veya kolay olabilir. Şuradan filtreleyebilirsiniz. İşte benim yeteneğimin yettiklerini göster. Bakın sadece bir seviye olanlar. Ya da işte buradan gizli bulduğum tarifleri göster. Şu an bulmadığım için yok. Ya da benim elimde bulunan malzemelere göre neler yapabiliyorsam onları göster diyorsunuz. Şu an elimde sadece bu malzemelerde, burada bir şey etki etmediği için bir şey çıkmadı. Bir de enkraft var. Burada da değişik bir üretim şekli var da bunu tam çözemedim. Bunu bir öğrenmem gerekiyor. Rastgele mi üretiyor bir şey? Mesela atıyorum burada rastgele bir bıçak mı üretecek mesela şunlardan yaptığımda. Ama burada mesela 3 kırık yıldız, burada 7 kırık yıldız var. Bunu öğrenmek lazım. Öğrendiğimiz zaman ondan da net bahsederiz. Mesela burada pres makinesinde bakın mesela Malaşite'den bir bakır külçe, Kasiterite'den bir tin, neydi unuttum şimdi, onun külçesi gibi. Burada bakın ham gold, altından altın külçesi yapmak gibi buradan yapabiliyorsunuz. Tamirciye baktığımızda da mesela bir alüminyum külçeniz varsa hemen bir alüminyum böyle demir sopa yapabiliyorsunuz. Ya yani alüminyum diyelim, demir demeyelim, alüminyum sopa yapıyorsunuz. Ya da bakır külçesinden bakır kablo yapabiliyorsunuz gibi şeyler. O zaman şöyle bir bakayım. Başka da tamam. Şimdi burası da böyle beklesin bizi. Değişik değişik şeyler var ama onların da nesneleri lazım ve de onların seviyesi lazım. Her neyse şu an başlıyoruz. Şimdi bir sol üste bakacağız. Burada hep olan biten olaylar, verdiğiniz hasarlar, bir şeyler duyduysanız onun sesi. Buradan hep bilgiler geçiyor. Takip edeceğiz. Bu da şu kısımda da bulunduğumuz bölgenin ismi yazıyor. Mesela şu an Harmful Apse diye bir kısımdayız. Haritaya da geçelim, şöyle büyütelim. Şuradayız. Yolumuzu aşağı doğru gidiyor. Sağımız solumuz üstümüz açık değil ama biz zindanın sol altındayız. Demek ki yukarılarda gideceğiz bulunup. Aşağıdan büyük ihtimal sağa sola ayrılıyor olabilir. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi her bir adımımızda tuzak kontrolü de yapmamız lazım. Mesela şöyle yanaşıp kenarlara da bakıyorum. Bizim her bir adımımız düşmanın da bir adım atması demek. Şimdilik önce bir odayı keşif ediyorum. Şimdi ben bir de şöyle bir ayar yaptım. Ayarlardan. Hatta gösterebiliyor muyum bakayım. Şöyle şunları bir kapat. Şöyle. Bakayım burada var mı? Evet bakın. Use Autoload. Bunu işaretledim. Bu şu anlama geliyor. Mesela şuradaki nesneyi ben tıklayıp üstüne alabilirim. Ama benim
ayarıma göre otolutta üstüne geldiğim zaman ne varsa yerde onu al demek. Böylelikle daha az uğraşırız diye onu seçtim. Şimdi burada kaç tane var? Bir gidip bakalım. Onu da bir alalım. Şimdi 12'ydik, 13 olduk. Bir taneymiş. Şimdi şurada bakın, bu dolaplardan çeşit çeşit var oyunda. Bu food yazıyor. Yani bu yiyecek dolabı. Yani buradan parayla satın alıyorsunuz. Şu otomat dediklerinden. Bunda içecek var. Bizim soyguncu yeteneğimiz olduğu için tıkladığımız zaman bir dolaba ilk kez tıkladığımızda otomata rastgele bir şey çalıyor. O yüzden bir yiyecek bir de içecek çalabileceğiz. Biz burada hani önceliğimiz pahalı bir şeyler bulmak ki marketi bulduğumuzda zorkmuş. Yani oyun para birimi zorkmuş. Para kazanalım. Şu an sıfır. O bizim için önemli. Bir de size şunu göstereyim arkadaşlar. Şunu bir kapatayım. Bakın şurada mavi mana barının üstünde ince bir bar var. Bu bizim deneyim barımız. Hatta büyük göstereyim size şöyle. Bakın şurası. Mesela 125 deneyim puanı toplarsan seviye atlarsın diyor. Buradan da takip ediyoruz. Göstereyim dedim biraz küçük olduğu için. Kapılarda kilitli ise picklock yazar, yani kilidi açmak için. Eğer açık bir kapıysa open door yazar, açmak için. Bir bakalım, hem de yanlışım. Bakın open door yazıyor, yani bu normal kilitli olmayan bir kapı. Bu da picklock, bu kilitli. O yüzden önceliğim açık kapıdan gitmek, ama önce dolapları bakalım. Bundan direkt bir peynir kaptık. Onun dışında da bakın böyle çeşitli işte et parçası, taze armut, sandviç falan bir sürü şey var. Lutefisler var. Bunlar bizim için önemli. Bunları daha sonra gelip almayı düşünüyorum. Neden önemli olduğunu size şöyle anlatayım, hatta yeri gelmişken. Bu lutefisler normalde size bir can veriyor yerseniz. Biz bunları yemeyeceğiz, biriktireceğiz. Oyunda bir lutefisk heykeli var. Bulursanız bu heykel rastgele bir miktarda lutefisk kabul ediyor ve size hediye veriyor, ödül veriyor. 10 tane de isteyebilir, 70 tane de isteyebilir. Bu hiç belli olmuyor. Tanesi bakın bir zorkmuşmuş. Burada 18'ini 18'e veriyor. Burada da öyle. Yani burada 36 tane bulduk bile. Bir de küçük oyunda küp var. Bunu bulursak bu küp istediğimiz herhangi bir eşyayı lutefisk'e çeviriyor. Biz de markette değeri olmayan, bizim için de yer kaplayan bir şeyi lutefisk'e çevireceğiz. O nesneyi bulursak. Şunları almaya geleceğiz buraya daha sonra. Bunu kapatalım. Şimdi şuradan bir işime yaramayanları ayıralım. Mesela büyücü olmadığım için manaya çok ihtiyacım yok şu an. Ya da şu an mana kullanacağım bir becerim yok. O yüzden şu mana veren içeceği de satacaklara koyalım. Şurada bir tane daha mana verecek içecek var. Ne kaldı elimizde? Şöyle biraz peynir kaldı, 3 can veren. Bir de şöyle yeni bulduğum, çıkardığımız 2 tane peynir var. Yemek makinesinden 7 can veriyormuş. Bunu şöyle başa alalım. Tamam, şimdi içeceğe bakalım. Tıkladığımda şöyle bir içecek kaptık. Onun dışında da bakın çeşit çeşit içecekler var. Biz bunları tabii satın almayacağız, ama şu içeceğe bakalım. Şimdi bu ne diyor? Bu kolonel şeydi, bir rütbeydi de hangisiydi unuttum şimdi. Yine 28 mana veren bir içecek. Biz bunu satmak için yine kullanırız. Şöyle bekleyelim. Üst sıraya satacaklarımı, altıda tutacaklarımı koyuyorum. Bir de oyunda gizli bir anahtar var. Bulursanız odanız oluyor. Odaya girebiliyorsunuz istediğiniz zaman ışınlanıp. Odadan çıkınca da yaklaşık bir 40 tur tekrar giremiyorsunuz, ama o odaya böyle eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. O yüzden önemli. Şimdi şuradan başlayalım. Aç diyelim, bir kontrol edelim. Şimdi düşman görmüyorum. Ama bir kol var. Şurada demir kapı var. Büyük ihtimal bu demir kapıyı açıyor olabilir. Tahta bir kutu var. Tuzak görmüyorum. Bakın içeride bu çaprazdan bakınca kapıdan bir tane şey gördük. Kemer büyük. 3 yıldızlı. Bir bloklama şansı var. Bir zırh emmesi var. Bir de bir şeye dayanıklılık veriyor, ama neye dayanıklılık verdiğini herhalde aldığımız zaman öğreneceğiz. Şuradan bir kontrol ediyorum, görebiliyor muyum diye. Tamam. Şu kapıyı bir kapatalım. Hatta şöyle geçeyim. Tamam. Şunu bir kıralım. Tekme vurduk çünkü silahım yok. Bir an önce silah bulmam lazım. Düşmanlar şimdi bitirebilir. İçeride bir düşman görmüyorum. Ama şurada gizli bir şey var mı onu da bilmiyorum. Hatta bakın burada şuna da dikkat çekeyim. Şu gördüğünüz siyah alanlar hiç görmediğiniz yerler. Şöyle koyu gri olan alanlar görüş alanınızın dışındaki ama daha önceden gördüğünüz yerler.
Yani şurada bir yaratık varsa göremem. Şu parlak alanlar görüş alanım. Şöyle bakalım. Şimdi bir adım daha aşağı ineceğiz. Şu açıdan gideceğiz ama parlayan bir şey var mı diye bakıyorum. Tuzak falan bulursam diye. Becerim var benim. Yeteneğim icabı. Tuzakları fark edebiliyorum ama bakın yaklaşmadan göremedim mesela şunu. Kendimi geliştirmem lazım. Burada Boulder Droplet diyor. Yani bu tepemize taş düşüren bir tuzak. Onu hemen aldım ve 4 deneyim kazandım. Bunu da satarım. Gerekirse çok tehlikeli düşman varsa önüme dizebilirim. Burada başka tuzak görünmüyor. Devam et. Bir kol daha var. Şimdi başka tuzak görmüyorum. Şuralarda bakayım hızlıca bir şey var mı diye. Devam. Aşağıdan gidiyoruz. Bakın burada bir Enraged Deagle var. Burada 21 gücünde. Bu tehlikeli bir Deagle. Genelde bunlar 11 ya da 10 canında oluyorlar. Daha düşük oluyor. Bu 21. Bu biraz daha zorlu. Yalnız burada da bir kapı var. Hemen şu kutuyu da kıracağım. Oo, 3 tane var. Şimdi şöyle bakınca onun adı Robert Pulsion. Sadece yürü falan diyor. Mesela burada bu kapıyı açarsak burada şimdi şuralarda bir ödül olabilir olmayabilir. Bakınca görünen bir şey yok. Bu kol burayı açıyor ama burayı kilitliyor olabilir. Burada çünkü iki tane var. Buradaki de bunu açıp burayı kapatıyor olabilir. Burada şimdi görünen bir şey var ama şurada görünmeyen şu köşede meşede şuralarda bir şey olabilir. Oyun bazen arada donuyor gibi görmesinin sebebi otomatik kayıt ediyor olması. Belli aralıklarla yapıyor. Bizim şu an bir doğru dürüst silahımız yok. Orayı açarsam bunlar zaten tehlikeli. Ben burayı açacağım. Şimdilik. Tabi buradan da bir sürpriz yaşamayalım. Bir bakalım. Güzel. Şu kemeri aldım hemen. Bunu da yerleştirelim şöyle şuraya. Şimdi bu bize dediğim gibi bir zırh emme, bir bloklama şansı verdi. Bir de neye dayanıklılık verdi? Existential'a dayanıklılık vermiş. Peki o nedir bakalım? Düşünmeyle alakalı bir şey diyor ama tam olarak neye dayanıklılık verdiğini bilmiyorum. Bakın bu kapıyı açtım, yok oldu bu kapı. Şu tarafa bakalım. Bakın buradaki kol da yok oldu. Aynen o şekilde. Birinden birini seçecektik. Biz bunu seçtik. Ama bizim bazı yeteneklerimiz var. O yeteneklere sahip olursak kapının arkasına da ışınlanabiliriz. O zaman buraya gelip onlarla savaşmayı ve içeride bir ödül varsa bakabiliriz. Şimdilik böyle yaptık. Demek ki yolumuz... Bu arada sola doğru bir yol görünüyor. O yol değilmiş. Hücrenin içinden sol tarafı göremediğim için orada herhalde duvar kapanıyordur. Şöyle göstereyim size. Bakın şurası açık gibi göründü bir an ama büyük ihtimal kapalıdır. Şimdi içeri giremediğim için bakamıyorum. Sağdan gideceğiz. Kilidi maymuncuk deneyelim. 13 maymuncuğum var. Açtık. Şimdi burada da yine benzer bir yer görüyorum. Bir önce aşağı bakayım şöyle. Bir kere içeride bir sandık var. Kilitli olabilir. Maymuncuk harcayabiliriz. Bir de şurada parlayan bir şey var. Ne diye baktığımda burada bir kalkan var. Şimdilik kalkanı elime alabilirim en azından. Ama bir silaha ihtiyacım var. Şuralara bir bakalım şimdi. Bir tuzak görünmedi. Arada böyle kayıt ediyor. İyi, burada da herhangi bir şey görünmedi. Ben biraz hızlı gittim. Şurada bakalım. Bakın burada şuradan bir bakıyorum. Şimdi burada Ostrich Clare Story diye bir şey keşfetmişiz sanırım. Geldiğimiz yerle alakalı herhalde. Bakın burada da Enraged Deagle'lardan var. Burada yalnız içeride şöyle bir ok var. Detayını göremiyorum Deagle'lar yüzünden. Şöyle şimdi görüyorum. Taş bir ok. 6 tane ve 6 yıldız. Satarken değerli olabilir ama şu an için silahım olmadığından burayı açmayacağım burada da. Şu taraftan gideceğim. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Şimdi bir şuradaki kalkanı alalım. Bunu da şöyle bir takalım diye şöyle elimize alalım. 2 bloklama şansı ve bir de bize düşmanın sıyrılma şansını azaltacak puandan 1 puan daha ekledi bize.
Onun dışında bakayım başka bir sürpriz bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdi merdivenleri bulduk ama tabii direkt aşağı inmeyeceğiz. Çünkü her aşağı indiğinizde yeni tarz düşmanlar da ekleniyor. Biz bu katta bolca dolaşıp bir sürü şey elde etmeye çalışacağız. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Şimdilik tekme atıyorum. Bu bazen bana zarar verebilir. Bir de canınız yeterince azalırsa işte ağzı burnu dağılmaya başlıyor. Buradan takip edebilirsiniz. Bunlar tehlikeli. Şimdi bundan bir şey çıkmadı. Şunu açalım. Evet, bundan yiyecek çıktı. Havarti bir çeşit peynir. 11 can veriyor. Şöyle koyalım. Sıralamayı büyükten küçüğe yapıyorum. Bir de bunları yediğinizde aniden 11 vermiyor. Mesela bunu yiyeceğim. 11'in bir canını hemen basacak mesela diyelim. Sonra da 10 tur boyunca bir bir basacak. Ya da buradan Diggles yaparsanız etrafta yaratık yoksa böyle hızlı hızlı doldurabiliyorsunuz. Bu aşağı inmeyi sonra yapacağız ve şurayı da sonra ışınlanma yeteneğimi aldığımda, güçlendiğimde gelip savaşırım diyorum. Şu kapıya bakalım şimdi. Şimdi burada bir yaratık var. Buradan bir soru işareti çıktı. Şu kapının önünde sanırım, göremiyorum. Bir kapat diyeyim. Bakın yine oldu ve beni düşman kabul etti. Evet, Deagle varmış. Şimdi gördük. Şöyle bir içeri doğru girelim. Tuzak var. Sanırım Deagle bir tuzağa bastı ve zehir bulaştırdı. Kendi hasar yedi. Ben de ona vurayım. Şöyle bir tekme vurdum. Bir tane daha vurayım. Tamam, işi bitti. Öfkelendim ama canım 19'a indi. Şu an biraz şu etkinin geçmesini bekleyeceğim. Şu bulaştırdığı tuzağın. Büyük ihtimal o kendi bastı ona. Şu kapıyı kapatalım. Evet, burada zehir var. Buna dikkat edeceksiniz. Bu zehirler size bulaşmaması için geçene kadar boşluğa basacağım. Hem de biraz canım da olsun. Şöyle boşluğa basarak her 7 turda bir canım doluyor şöyle. Ekliyorum. Tam burası temizlendi. Şu tuzağı bir alalım. Onu temizledik ama elimize gelmedi. Temizlediğimiz için deneyim puanımızı aldık. Bakın şu an 26 puan toplamışım. Şurada yumurta görüyorum ama önce bir kontrol yapalım. Mesela bakın şu duvardaki işaret, bu ağzından bir şey fırlatıyor. Ok gibi. Tuzak. Büyük ihtimal o da burada bunu böyle bir şeye bastı sanırım. Şu yumurtayı alalım. Bu yumurta da 10 veriyordu sanırım. Şöyle yerleştirelim. Güzel. Sandığı aç. Bir maymuncuk harcadık ama bundan şöyle terlik çıktı. Bizdekinin aynısı. Satmak için tutabiliriz. Çok değerli olduğunu sanmıyorum. 11 maymuncuğum kaldı. Burada başka tuzak görünmüyor. Şimdi çıkmadan önce canımızı bir dolduralım. Mesela şuradan şu peynirden yiyelim. 3 can veriyormuş. Bir Diggles yapalım şurada hızlıca. 28 oldu. Birazcık daha boşluğa basarsam, zaman geçirirsem 29. Kapıyı aç bakalım. Şimdi burada 9 tane lütefisk var. Tuzak var mı bakacağız. Düşman var mı kontrol edeceğiz. Şimdi bakın hemen yanında bir tuzak varmış. Lanet bulaştırıyormuş. Hemen bunu da alalım. 6 deneyim kazandık. Kontrol ediyorum. Şimdi şunları da hem toplayalım. Evet, şurada bir bıçak tuzağı da var. Onu da aldım. Harika. Şöyle bir kere daha bakalım kapının oraya da bakayım. Bu kapı direkt açılıyor. Güzel. Üsttekine de bakayım. Hem tuzaklı görünmüyor. Bu kilitli. Şu tarafa devam et bakalım. Şimdi bizim aldığımız lutefistleri yememek için şuraya kenara koyacağım. Biriksin. 9 burada. Şu an paramız yok. Paramız yeterince olduğunda o başa dönüp oradakileri de alacağım. 36 zorkmuş yedecek. Aç bakalım. Şimdi size şunu da söyleyeyim. Bu girdiğiniz yerlerde sürpriz şeyler çıkıyor hep rastgele. Yani sizde bambaşka şeyler çıkabilir. Bazı odalarda ağzına kadar yaratık dolu olabiliyor. Mesela 70-80 tane yaratık dolu olabilir odada. Kapıyı açtığınız gibi artık kapıyı kapatamayabilirsiniz. Ağzına kadar dolu olabilir. Çünkü açtığınız için oda bir adım atabilir. Ve bütün hepsiyle savaşacak gücünüz yoksa işte o karakterin ölümüne sebep olabilir. Böyle tehlikeli şeyler de var. Şimdi şu kısım ışınlanma kısmı. Bunlar bulunduğumuz kat içinde rastgele bir yere ışınlıyor. Ama şu an kullanırsam büyük ihtimalle canavarların olduğu bir yerin içine düşme şansım var. O yüzden bunu biraz sonra yasaklayacağız. Şöyle bir içeri girelim. Bulunduğumuz yerde küçük centilmenler kulübüymüş. Burayı keşfetmişim. Şöyle bir tuzak var mı diye bakıyorum. Bakın bir poster var.
Duvarlarda yazılı yazılar mizah içerebiliyor. Özel şifreler bulabilirsiniz, grafitiler. Bunlar hep önemli. Şu sandalye bakalım. Bu arada burada bir yaratık gördük. Hemen buna bakacağım. Hatta şunu bir şöyle bakabilir miyim? Şöyle. Şimdi Amazon arı adam gibi bir şey. Bu henüz beni fark etmemiş. Ben şu sandalye bakayım. Belki silah bulurum. Taze bir et buldum. Silahım olmaması kötü. Bunlara karşı savaşmak için tekme atarak dayanamayabilirim. Yemekle idare etmeye kalksam da tur tur canım doluyor. Şurada tuzak varmış. O zaman şöyle yapacağım. Eldeki tuzaklardan şu laneti şuraya yerleştirdim. Şuraya da bir tuzak hemen koyalım. Şöyle bıçaklıdan. Ama bu uçuyor tabii. Bunu unuttuk. Uçtuğu için hiçbirine denk gelmedi. Yanıma kadar gelsin diye boşluğa bastım. Savaşacağım. Tekme atıyorum. Blokladı. Biz de bir hasar yedik. Çok az vuruyoruz. 1-1. Onun canı 13'e düştü. Hafif yarı sakatlandı ama ben canımı 20'yi bulursa hemen hatta 22'yi falan geçerse yemek yiyeyim bir tane. 1-1 vuruyoruz. Öfkelendim. Öfkelendiğim zaman bakın 7 turluğuna işte gücüm arttı, vereceğim hasar arttı. Sonra işte şuradan bizim temel olarak yine değerlerden kritik vuruş, kontratak şansı vesaire hep artıyor. Evet bakın kritik vurdum ve bir anda 6 falan vurdum. 3 vurdum. Sıyrıldım. İşi bitti. Bundan bir şey çıkmadı sanırım. Tamam. Şunları tekrar toplayalım ama bu sefer tabi koyup toplayıp deneyim toplayamazsınız. Aynı şeyleri aldığımızda ekstra puan yok. Mesela şu bizim değildi. Şunu da aldım. Bundan deneyimimi aldım. Şu taze eti aslında şimdilik şuraya koyabilirim ama bunu pişirmeden yememek lazım. Bunun için de barbekü bulmanız gerekiyor. Şu duvardakine bakalım. Mesela propaganda posteri. Lord Dreadmore'a katılın diyor. Henüz karanlık bir şeyden bahsediyor. Bir bakayım ne diyor. Lord Dreadmore tarafından dağıtılmış. Kendisine katılmak için insanları çağıran bir şey gibi görünüyor. Böyle de. Şimdi şurada yeni tuzaklar vardı. Paslı böyle dikenli bir şeyler. Bir aşağı inecek yol daha bulduk. Tabi bunlar aşağıdaki zindanın farklı kısımlarına iniyor. Biz devam ediyoruz. Bulunduğumuz katı halletmeye. Şuradan yukarı doğru gideceğiz. Kilitliydi. Benim 10 tane vardı. Şu an açtığımda 9 kaldı. Şimdi 2 tane ok dolabı bulduk. Bunlardan belki çok değerli ok yakalayabilirsek. Tabi adedi de fazla yakalarsak bizim için market bulduğumuzda çok işimize yarayacak. Şurada mesela dikkat etmemiz gereken bir diğer şey de kasa sesi. Bir kasa sesi duydum derse yakınlarda çevremizde bir yerde market vardır. O önemli. Bir katta birden fazla market de olabilir. Şimdi düşman var mı diye de bakıyorum şu kapıyı. Bir kapa. Önce bir tuzak şurada var. Onları bir kontrol edelim. Hem de düşman var mı bakalım. Onu temizledim ama alamadım. İmha ettik. Şimdi düşman var mı diye bakıyorum. Evet şurada gördüm. Bakın burada dikkat etmeniz gereken bu Arthur. Arı Arthur. Bu şu an barışçılmış. O yüzden rahatsız ama bunun dikkat ederseniz etrafında sarı bir çizgiler var. Yani böyle güneşin parlaması gibi. Bu mini boss manasına geliyor. Tehlikeli. Ama barışçıl olduğu için bize dokunmayacak. Ama biz ona vurursak veya oyunu kaydedip kapatıp tekrar açarsak veya bir alt kata iner tekrar çıkarsak işte o zaman bunlar tarafsıza dönüşebilir ve bize fark edince düşmana dönüşebilir. Şimdilik rahatız. Yalnız burada duvarda iki tuzak görüyorum. Şu sırada da bir tuzak olabilir. Biz önce tuzakları tespit edelim. Şurada buldum bir tane. Tabii bunlar tuzağa yakalanırsa da barışçılar size düşman olabilir. Yani tuzağı sizin kurmanız şart değil. Kapıyı bakayım. Kilitle buna bakacağız. Şunu da al. Güzel. Şimdi burada ne bulduk? Bazı boru parçaları bulduk. Bu bizim herhalde üretkenliğimizde işe yarayacak. Bir kemer bulduk. Diri. Bir bloklama şansı. Bizdeki bloklama da veriyordu. Bizdekin daha iyi. Bunu satarız.
Şurada bir mantar görüyorum. Yine mana içeceği var. Şurada tuz var herhalde. Ha, yine başka tuzak var mı diye bir kontrol edeyim. Şöyle. Şuradaki içecek de yine mana veriyor. Bunu da ayıp şöyle koyalım. Şunları satarız. Şu mantarı da kullanmayı düşünmüyorum. Şöyle bir bakayım. Tam olarak ne etkisi olduğunu bilmiyorum. Şunu da şöyle gel şuraya koy hemen devam. Şöyle bakalım. Şimdi biraz para buldum. 12 oldu. Güzel. Bir 38'i bulursam hatta market bulursam direkt rahat edeceğim. Yine tuzak var mı diye bakıyorum parlayan bir şey var mı. Bu kapı direkt açık. Öncelikle şuradan bir ok dolabı daha güzel. Pahalı bir şeyler yakalarız umarım. Şimdi şunu aldık. Pahalı bir şeye benzemiyor. Bakın burada mesela şöyle kuru kafalı ok varmış. Bu 1809'a satılıyormuş. 9 yıldızmış. Biz satarken tabi biraz daha az olurdu belki ama değerli görünüyor. Diğerlerinin değerlerine bakınca daha düşük. Bizim aldığımızda şurada 8 tane var. Bir yıldız. Çok değerli değil ama yine de bir miktar eder herhalde. Neyse iki dolap daha var. Onlara da bakalım. Yine ben tuzak var mı diye bu tarafa da dikkat edeyim de. Bakın burada yine o arıdan var. Yalnız bu bize düşman. Yok bu da barışçılmış. Tamam. En altta bakın yazıyor. It is peaceful and not attacking you at the moment. Yani şu an bu barışçıl sana saldırmak istemiyor bu. Bize saldırmayacak. Bunu söylüyor. O yüzden rahatız o konuda da. Şundan vardı şuraya koyalım. Üst üste koyabiliyoruz aynı şeyleri. Şunlar aynı mı diye bir bakayım. Bu antimecik yok bu taşla ilgili. Hatta bunları şöyle bir araya getireyim. Daha iyi. Bu da aynısı şununla. Üst üste getirdim. Şu oku şuraya koy. Şu tuzağı şöyle al. Şöyle koy. Şu tuzağı da alalım. Şöyle bakalım. Tamam. Genel olarak böyle iyi. Şimdi şunları da bir açalım. Bundan mesela ne yakalayacağız? Bundan da şöyle bir ok yakaladım ki ona da bakacağız. Şimdi mesela burada da şöyle bakınca şurada 27.149 eden patlayıcı böyle destruction yok edici bir 10 yıldızlı ok varmış. Bunda 27.149 diyor. Biz bunu satarken bayağı bir kazanırdık. Gelmedi. Bize gelen şu 13 tane 4 yıldızlı barbut bronz. Bunu da belki yine 4 yıldız olduğu için bir miktar fazla edebilir. Şuna bakacağız bir de. Buradan da bakın güzel bir şeye benziyor bu sefer yakaladığım. Şöyle bir üstüne gelip bakacağım. Burada ne kadar varmış? Mesela 9049'luk varmış. İşte bu tarz dolaplar işimize yarıyor. Bu da 6 yıldızmış. Mesela bu marketi bulursam bir an önce işime yarayacak. Şuradaki yine mana için bir içecek. Elmalı falan bir şey. Şu kutuyu kır. Burada mesela bir şey varmış. Direkt aldık. Neymiş o? Görüşümüzü temizliyormuş. Herhalde olumsuz bir şey olduğunda körlük vesaire olduğunda sanırım etkili olacak. Bunu şimdilik şu alta saklayacağım. Çok özel bir durum olursa kullanmak için. Bu kapı da açık. Biz buradan gelmiştik. Şimdi yukarıdan sağa yukarı ve sola yol var. Birine gideceğiz. Şimdi bir bakayım. Şurası kilitliydi. Burası da kilitli. O zaman soldan gideceğim. Şöyle. Aç bakalım. Şimdi burada bakın dikkatinizi çekerse burada da bir dolap var. Burada silah var. Bu işimize yarayabilir. Şurada bir kol var. Olumsuz veya olumlu bir şey olabilir. Gizli bir kapıyı açabilir. Ya da yaratıklar oluşturabilir. Mesela koridordan bir sürü yaratık gelebilir. Duvarda da bir yazı var. Yazıyı da okuyacağız. Önce bir şuraya girelim. Kapımızı kapatalım. Kolu hemen çekmiyoruz tabii. Önce bir inceliyoruz. Şuradan bir rastgele silah çek. Silahımız yoktu. Beyzbol topu geldi. Zaten burada da beyzbol topu dolu. Şurada da bomba varmış 8 tane. O gelmedi. Bunlar çok değerli olmadığı için kullanabiliriz. Bunları fırlatıyorsunuz.
Buna sağ tıklıyorsunuz, şuraya yerleşiyor mesela. Şöyle bakın, sağ tıkladım, buraya yerleşti. Şimdi düşmana sağ tıkladığımda bunu ona fırlatıyorum. Yani bunun çok bir etkisi yok. Bunu envanterime alamıyorum sanırım. Evet, sadece buradan fırlatabilirim. Seçili dursun şimdilik. Buradan işime yarayacak bir şey çıkmadı. Buradan fırlatılabilir silahlar varmış. Mesela burada da zaten yıldız işareti var, ninja yıldızı gibi. Kolu hemen çekmiyorum dediğim gibi. Bir bakalım bu koridora. Mesela burada ne yazıyor? Fıçıdaki balık diye bir şey yazıyor. Çok uzun ve narrow. Narrow'u bilemedim şimdi. Duvarda böyle bir şey yazıyor. Burada şifreli bir şey çıkmadı. Ama ben yürürken dikkat edeyim. Şu an yeri göremesem de parlaklıktan tuzak tespit edebilme özelliğim var. Ama iyice yanaşmadan göremiyorum. O yüzden dikkatli gitmem lazım. Burada da ekstra bir şey göremedim. Şunu kır. Buradan da Radiant Sixer'i çıktı. Yalnız size şunu hatırlatayım. Oyundaki sıvı olan her şeyi içebilirsiniz. Ama ne olduğuna bakmazsanız, örneğin bir asit ise bu sizi öldürebilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şunu bir şuraya saklayacaklarıma ekleyeyim. Bu daha sonra bir şey üretirken belki işime yarar ya da satabilirim. Odamızı bulursak anahtarını odada saklarız. Şimdi bu kapı kilitli. Diğerleri de kilitliydi. Biz bu tarafa bir devam edelim. Şimdi burayı açtığımda önce bir deneyim puanı falan kazandık. Bir tane Obliette Crowbars diye bölgenin adı sanırım. Yok. Bir şey keşfettik. Gidip bakacağım. Bir de şu an bulunduğumuz yer canavarların solucan deliği gibi bir alan, bölge. Şimdi şurada bir gnom var. Bu şeytan sınıfından. 9 canı var. Çok büyük bir canı yok. Bizi fark etmemiş henüz ama başka yandaşı var mı bilmiyorum. Bir girelim. Şimdi burada bir kötü büyülü patates var. Uçuyor. Bu da büyü yapıyor falan. Bir adım daha atayım. Şimdi tuzak buldum. Şurada güzel. Şunu bir kapat. Şimdi bu beni fark etmedi. Bu da beni fark etmedi. Zaten bu uçuyor. Şu tuzağı bir alalım. Şimdi şu beni fark etti. Ona tuzağı bırakabilirim ama bunları satacağım. Ben şimdi şuradan topu fırlatacağım. Şuna 9 canı var. Öteki de yanıma geliyor zaten. Top doğruya düştü. Güzel. Güzel. Şimdi iki taraftan vuracaklar. Ben şuna bir tane daha fırlatayım. Tamam. Şimdi şunu bir halledelim. Canımızı da takip edelim. Bakın şey yaptı. Şunu bir halledelim. Bir de yemek yiyelim. Tamam. Bunu hallettik. Yalnız canımız 21'e düştü. Buradan bir tane şöyle peynir yiyelim. Yavaş yavaş canımız doluyor. 6 tur boyunca dolmaya devam edecek. 1-1. En azından bundan yiyeceğim bir hasarı geri doldurmuş olurum. İyi, kritik vurdum. Öfkem arttığı zaman daha iyi olacak. Şimdi öfkem de başladı. Güzel. Tamam, şimdi daha sağlam vuruyorum. Tamam, bunu da hallettik. Yalnız hala silahımın olmamasının etkisi. Mesela yerde güzel bir demir balyoz buldum. Şimdi ilk amacım ona gitmek ama önce şurada tuzak var mı başka diye bakacağım. Bir de içecek buldum dolap. Bakalım. Bundan şöyle bir şey kapabildim. Yine burada değişik şeyler görüyorsunuz. Mesela şurada 561'lik varmış. Neymiş bu? 38 mana veriyor. Bunu da şuraya koyalım, satacaklar olsun. 8 topum kaldı. O topu da alacağım. Şöyle bir tuzak kontrolü biraz daha aşağı in. Tamam, başka bir şey görünmüyor. Şunu al. Neymiş o aldığımız? Şundan. Daha öncekinden. Bu seferki Acidium Salis. Bakın bu da yine üretim için gerekebilir ama bu asit, bunu içerseniz büyük ihtimal ölür. Şu 6 tane top var. Onu da aldım. 14 top oldu. Şurada tuzak var. Onu da alalım. Temizledik. Güzel. Alamadık ama şu balyozu al. Bir kere elimize koy. Şimdi artık bir de silah var. Şimdi bunda bir şöyle crushing dediği. Crushing daha çok şöyle düşünebilirsiniz. Sopayla vurma gibi bir etki. Crushing. Sersemletici gibi düşünmek ne kadar doğru bilmiyorum ama mesela slashing dese savurarak vuruş, crushing biraz daha böyle sopayla falan balyozla vurma gibi bir etki. 5 puanlık. Bir de delici vuruş etkimiz var. Güzel. 4 yıldızmış.
Daha iyi bir silah satın alırsak tabii bunu da o zaman satabiliriz. Şimdi şunu bir kır. Bakın artık balyozu vuruyorum. Buradan elektrum külçesi bulduk. Güzel. Bu da malzemeleri koyalım. Yerim daralıyor. Bir an önce umarım odanın anahtarını bulurum. Şurada bir de yukarı kısım var. Orada bir de kitaplık var. Buradan rastgele bir tarif çıkarabileceğiz. Biz şöyle şu tarafa bakalım. Hemen şunu da bir kır. Buradan bir şey çıkmadı. Burada ne var? Şimdi burada bakın Steam Bolt var. Bu da bir çeşit tamir parçası ya da mekanik parça gibi bir şey sanırım. Bunları kullanabiliriz sonradan. Saklayalım. Kapıya bakayım. Bu iyi. Kilitli değil. Şuna bak. Bu da kilitli değil. Yukarı tarafa gidelim şimdi. Canımız da doldu zaten. Kol var. Bu kol olumlu veya olumsuz bir şeye sebep oluyor olabilir. Hemen kullanmayacağım. Şu geride de bir tane vardı. Onu da kullanmadık. Ona da gideceğim az sonra. Şuraya bakalım. Şimdi şurada büyük ihtimal bu tarafta aşağıdaki tuzakları saymıyorsa buralarda tuzak olabilir. Şimdi şu kitaplara bakalım. Bulduğumuz tarif Encraft kısmına aitti sanırım. Mavi renginden anladım. Pardon yanlış açtık. Encraft diyelim. Şuradan kıyafetle ilgili bir yere gitti sanırım da. Hızlı geçiyor bazen. Şu galiba bizim bulduğumuz. Hatta göster diyelim. Evet buymuş. Tekrar kapatayım onu. Bulduğumuz sanırım şöyle defansif bir kıyafet falan yapacağız ama kıyafet şeklinde gösteriyor fakat yiyeceklerden yapıyor. Güzel kokan falan bir şey yapıyormuş ama ne olduğunu merak ettim. Ben de şimdi havarti var. Gerekenleri şöyle yapacağım. Şu havartiyi şuraya koy. Diğerleri neymiş mesela? Şöyle bir bride diye bir peynir. Şurada aged herhalde küflü peynir. Şurada parmigiano reggiano peyniri. Neyse şimdilik şurada dursun bu. Bunlardan çeşit bulursak belki şunu bir deneriz nasıl bir şeymiş diye. Craft'a dönelim şöyle tamam. Şimdi şurada tuzak var. Onu da alalım. Bunu bakayım hangisi? Şu muydu? Evet üstüne koydum. Şu tarafta başka tuzak var mı diye bakalım. Tamam şimdi yukarı doğru da bir bakacağız. Şurada bir şey bulduk başlık. Ama bizim Fedora daha iyi olduğu için bunu koyalım şöyle. Başka tuzak görünmüyor orada. Şuraya da bakalım. Şimdi 8 tane maymuncuğum var. Buna gerekmedi. Bundan yüzük çıktı plastik. Bir faydası var mı bilmiyorum. Şimdi bir özellik yazmıyor. Ama tabi siz bunu büyüleme yaparsanız gelebilir. Ama ben bunu satabilirim. Şimdilik takayım. En azından burada dursun envanter değer kaplaması. Açık bu kapı. Bu kilitli. Şimdi aşağıda kol vardı. Bir kere bunları halledeceğiz. Önce şu yan taraftaki kısımdaki kola bakacağım. Sonra buna. Şimdi büyük ihtimal bu kol burada uzun koridor olduğu için büyük ihtimalle buradan yaratık gelecek üstümüze. Balyozum olduğu için direkt bakın direkt buradan bir tane geldi. Çeker çekmez. Bir yarasa. Bunu hemen hallettim. Soldan da geliyor olabilir. Başka yarasalar. Hemen gidip bakacağız. Evet geliyorlar aynen. Bu sefer yaratıkmış ama zor yaratık değilmiş iyi ki. Şu korktu ve kaçıyor. Şunu hallettiğimce. Şuraya bakayım dedim bir şey düştü mü başka yok tamam. Bu tarafa dönebilirim. Arada böyle kaydediyor. Bunlar bu arada Lord Dreadmore'un 75. bilmem nesinden yaratıkmış herhalde bunlar bir çağırdıklarımız kolla çekince Lord Dreadmore'un gönderdiği bir ekip korkuyor yalnız ve şu an hemen direkt saldırıya geçti öfkelendik ve hallettik aldığımız 7 deneyimle de seviye atladık hemen tıklayalım ve hangi alanda geliştireceğiz şimdi öfkemi geliştirmek istiyorum ama kaçış daha önemli diye düşünüyorum örneğin şu Knightly Leap yani bu sanırım şövalye zıplayışı bu belli ara şeylerde mesela arada su varsa ya da kapı varsa ışınlanıp zıplamaya yarıyor olabilir bunu alacağım istiyorum bir de şu Transmedition'a bu da bir düşman size vurduğunuzda sıyrılma şansınız başarılı olursa
Hem hasar yemiyorsunuz hem de rastgele bir yere ışınlanıyor yakınlarda bir yere. Kapıların arkasına da gidebiliyor. O yüzden önemli. Yalnız bunun kötü bir yanı var. O da bir şekilde kapalı kapının dışına çıkacak bir beceriniz yoksa, size direkt bir hücrenin içine ışınlarsa oradan da çıkamayacağınız için oyun sizin için kilitlenebilir orada. O yüzden bu yeteneği kullanacaksanız mutlaka zıplayıp çıkabilme beceriniz var mı bakmanız lazım. Zaten bunu da bunun peşine koymalarının sebebi büyük ihtimalle o duruma düşerseniz bu yetenekle zıplayıp çıkın diye. Onun dışında mesela şurada gözlerimizden lazer çıkarıp öldürebiliyoruz düşmanı uzaktan. Bu kısımda işte bu algı kısmının sonunda bu da işimize yarar. Soyguncu yeteneği zaten biliyorsunuz bir şeyleri soyabiliyoruz. Mesela bir şeyi çıkarabiliyoruz. İlk seferde bakın burada zaten otomatlardan rastgele bir şey alabileceğimizi söylüyor. Bir sonrakinde şanslı alış diyor. Mesela kilitli kapılarla işte şanslı olarak açabiliyormuşuz herhalde direkt. Mesela sonraki seferde bu aktif bir yetenekmiş. Bir kere kullanınca 20 tur bekliyormuşuz. Bazı tuzaklarla ilgili bir şeyler mi öğreniyormuşuz? Herhalde bilmiyorum. Bu tarz bir şey. Bakın ninja ile ilgili bir şey var. Böyle değişik gelişmiş şeyler bayağı etkili olur diye düşünüyorum. Demirciliği geliştirebiliriz. Üretim için faydalı olabilir. Yine bu arkeolojiyi geliştirirsek bize ne faydaları var? Tek tek bakabiliriz gerçi. Bir de tamirciliğimiz var. Ben şimdi öncelikle şu sanatçı sıyrılması olayından ilerleyeceğim. Şimdiki Aikido'yu açtığımda sanırım bizim şu anki bakayım bir ne diyor? Kontrol atak şansımız, sıyrılmamız yani temel değerlerimiz biraz artacak herhalde. Bir puan da Nimble'ımıza katıyor ki bu da bizim kontrol atak şansı işte gizlilik, düşmana sıyrılma şansını azaltma gibi özellikleri etkili sanırım. Şuradan en azından şunu alana kadar ilerleyeceğim. Bunu da açtık. Harika. Buradaki yaratıktan da elde ettiğimiz altın falan da aldık. Güzel. 31 oldu. Hala market bulamadım yalnız. Şu kola bakalım şimdi. Buralarda tuzak açabilir. Basınca zarar göreceğimiz veya yeni yaratık gelebilir. Burada iki tuzak çıktı. Hemen bunları bir fark ettik. Biz eğer tuzakları algılayamıyor olsaydık bunları göremeyecektik. Hemen şunu bir al. Şunu da temizle. Güzel. Şöyle koyalım. Başka var mı diye de dikkat etmem lazım. Çevresine doldurmuş olabilir. Mesela bakın buraları da yerleştirmiş hemen. Şuraya yerleştir. Şunu da bakayım. Bunu da al. Bizim deneyim için iyi oluyor tabii ama dikkat etmek lazım. Kolu çektik. Bakın odaya tuzak doldurdu. Tamam şimdi sol taraftan ve aşağıdan gidebiliyordum. Şu aşağı bir gidelim. Burada Deagle var. Şöyle kapatayım. Bir tane daha var. Şu tuzağı da alayım. O da yanıma geldi. Şuradan şabana saldıralım. Güzel bayağı yaptık. Hem de hasar yemedik. Sıyrıldık. Bakın yeteneğimiz de güzel etki ediyor. Bu da gelsin bakalım. Yumurtaları da toplayacağız. Hemen şunu da al. Ve az bir hasar yedik. Tamam, şunları da toplayalım hızlıca. Tuzak var mı diye de bakalım. Şu yumurtayı al. Burada herhangi bir tuzak bir şey görünmüyor. Tamam bunları da temizledik. Şimdi şu tarafa gideceğiz. Şimdi burada hem bir tarif var hem bir gnom görüyorum. Kendisine bakınca barışçılmış. Tamam. Şimdi burada Blobby var. Bu zehir salgılıyor, kusabiliyor. Üstümüze kusarsa dikkat edeceğiz. Bir tur bekliyorum yanıma gelsin diye şöyle. Tamam. Evet. Bakayım şu an attı mı önüme? Atmadı sanırım. Tamam, bu halloldu. Güzel. Tuzak da görünmüyor. Şunu da alalım. Aqua Vitae. Bu da yine saf alkolmüş. Bir şey üretirken yarayabilir. Ya da satılabilir. Burada demir bir kılıç buldum. Güzel. Şimdi hangi silah kullanacağımıza karar vereceğiz. Şimdi bir buna baktığımda
Şimdi bunda 5 normal hani sopayla vuruş gibi bir balyoz vuruş etkisi var. Bir de delici vardı. Bunda 2 kesme bir delici var. 2 de düşmanın sıyrılma şansını 2 düşürüyor diyor. Yani bizim için olumsuz etkisi var. Kılıcı almayacağım. Balyozla devam. Daha sağlam. Kitaplığa bakalım. Şimdi şöyle bir şey. Bakın. Clockwork Tesla Road. Yani bir çeşit şey. Saatli, elektrikli bir olta gibi bir şey. Bunun içinde şu bizim kullandığımız balyoza benzer bir balyoz ama bizdekinin aynısı değil. Sonra bir akü gibi bir şey. İki de bakır kablo diyor. Bulursak bunu yapabiliriz. Daha etkili bir hale getiriyor yani bir çeşit o balyozu. Öyle düşünebilirsiniz. Sandığa bakalım. Bundan da görünmezlik şeyi çıktı. Hemen şuraya koyacağım bunu. Çok tehlikeli bir duruma düşersek görünmez diye açıp kaçmayı deneyebiliriz. Şurayı bir görelim. Evet, duvar var sadece. Burada tuzak var mı diye dikkat edeyim de. Şunu da al. Bunlar iç içe geçmiyor yalnız sanırım nesneler. O yüzden bunları satacağız da market hala bulamadık. Market bulamamak envanteri için kötü. Her şeyi alamıyorsunuz. Şimdi şu aşağıya bakmıştık. Burayı da hallettik. Yukarı doğru gidelim. Daha ileride bakmadığımız yerler var. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu arada şurada tuzak falan var mı başka diye bakayım da. Tamam şimdi. Buradan sağ değil de sola doğru önce gitmekte fayda var. Yalnız biz bayağı bir dolandık. Bu bölüm burada biz bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm buradan devam ederiz. Ben Stone Shard'a bunu benzetmiştim. Size daha önceki Stone Shard bölümlerinde söylemiştim. Siz de gerçekten benzettiniz mi, benzetmediniz mi? Benimle fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Bu videodan hemen sonra size Stone Shard ait serimizi de izlemenizi öneriyorum. Abone olup destek olursanız da çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.